Sevgili izleyiciler, her cuma olduğu gibi Sektörel Bakış programında canlı yayınımızda her zaman çok değerli konuklarımız var. Kendilerinden güzel şeyler öğreniyoruz. Bugün de çok değerli konuğum var. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı sevgili İlker Öner bize bugün bütün verilerini anlatacak. Keyifle izleyeceğiz. İlker Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizi tanımaktan çok memnun oldum. Aynı öncelikle. Bana birazcık kendinizden bahsedin. İlker Bey nedir? Evet. Neler yapar? Bu evet. Tüccarlar Kulübü nereden çıktı? Eskiden çiftçiler kulüpleri vesaire vardı. Demek ki tüccar ve sanayici iş adamlarının da güzel kulüpleri var. Evet. Bana güzelce anlatırsa evet. İzleyicimiz sizden faydalansın. Evet efendim. Biz tabii işletme okudum ben. Üzerine yüksek lisans yaptım, MBA. Şu anda doktora yapıyorum ekonomi üzerine. Bitirmek üzereyim. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği biz tabii çok eskiden beri ticaretle uğraşıyoruz. İşte siz de keza öylesiniz. Çok ufak yaşlardan beri ben de ticaretin içerisindeyim aile olarak. Biz genellikle tabii tarım ürünleri üzerine yoğunlaşmıştık. Özellikle de 80'li yıllardan itibaren Mersin Limanı'ndan ticaret yapıyorduk. Ondan sonra tabii bizim okul dönemimizin başlaması, işte kardeşimle birlikte bir okul süreci olması. Daha sonra tabii biz İstanbul'a yerleştik. Mersin o tarafa geri dönmedik. Burada yapılanmaya girdik. Orada tabii şu an için hala yerlerimiz duruyor. Biz Orgin Agro olarak özellikle de yağlı tohumda dünyada sayılı şirketlerden bir tanesiyiz. Susam ağırlıklı olmak üzere bakliyat ve yine buğday, ay çekirdeği gibi ürünleri pazarlamasını yapıyoruz burada ve dünyadaki büyük şirketlerin temsilcisiyiz, Türkiye temsilcisiyiz. Aynı zamanda iç piyasaya da vermek için iki telde bir fabrikamız var. O da susam ve tahin imalatı yapıyoruz orada. Farklı sektörlerde 5'e yakın şirketimiz var. Bunlarla işte ticareti destek olmaya çalışıyoruz ülkemize. Harika. İki tane bölüm var. Bir tanesi sizin bu Tüccarlar Kulübü Başkanlığı yaptığınız artıları vesaireleri. Bir de sosyal dünyanızda kendi şirketleriniz, kurumlarınız var. Şimdi önce Tüccarlar Kulübü'nden başlayalım. Bu Tüccarlar Kulübü ne yapar? Neden kuruldu? Faydası ne? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Evet. Niye yaptınız? Evet, Durmuş Bey 2012 yılının sonuydu. Biz tabii bir sürekli toplanıp hem kendi ticaretimizi konuştuğumuz hem de işte nasıl yapılanırız, nasıl birbirimize destek oluruz diye bir arkadaş topluluğumuz vardı. Biz 2013 yılında 12 kişi olarak farklı sektörlerden, işte bunun içerisinde tekstil var, plastik var. Ondan sonra demir ve demir dışı metaller var. Farklı komisyonlar kurarak 12 kişiyle başladık. Şu an 70'e yakın üyemiz var ve Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sunuyoruz. Özellikle de istihdam ve üretim anlamında. Genellikle hepsi 3. kuşak aile işletmelerini daha çok tercih ediyoruz. Ve dönüp baktığınız zaman özellikle de kendi ticaretimizi arttırmak, birbirimize olan ticaretimizi arttırmak, yurt dışında birbirimize yardımcı olmak ve içeride de genel olarak Türkiye ekonomisindeki işte bazı bizim de görüşlerimizi aldıkları zaman iyileştirmek için onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bu 70 tane üyeniz var. İsmi ben gördüğümde de biraz değişik gelmişti. Hoş, güzel ama evet. Tüccar. Şimdi bir sanayici oluyor, bir iş adamı oluyor, bir de tüccar oluyor. Hani bizim Türkiye'de sanki tüccar, mahalledeki manifaturacı bakkal, evet. İş adamı işte bir üst seviye, ne bileyim sanayici de büyük yatırımlar yapın. Sizin konumlarınız bu 70 kişi. Biz biraz da bunları sizin bahsettiğiniz bu 3 kriteri biz birleştirdik aslında. Hatta zaman zaman farklı sektörlerdeki üst düzey yöneticilerden de destek alıyoruz. Onları da toplantılarımıza çağırıp hem genel bilgi anlamında hem de işletmelerimizin işleyişiyle alakalı bilgiler alıyoruz. Ama işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi aslında burada hem sanayici var, hem imalatçı var, hem mal alıp satanlar var, hem de küçük işletmeler var. Yani tamamıyla bir karma topluluk. Ama dediğim gibi yani tamamıyla biz referans usulüyle ilerliyoruz. Hani öyle çok büyüyelim, çok işte üye sayısı olsun diye bir hesabımız, hedefimiz yok açıkçası. Ama uzun dönemde de tabii ki belki bir işte yarın TOB'la birleşme, işte bir Türk Konfet gibi bir kuruluşla bir süreci ilerletebiliriz diye düşünüyoruz. Peki sadece İstanbul mudur? Bu 70 tane üyeniz, tüccarlar kulübünüz? Şu an İstanbul'da ama bize tabii Anadolu'nun farklı yerlerinden de şu an tabii talepler geliyor. Fakat bizim işte tüzük olarak en başta kurarken sadece hani İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği olduğu için belki Anadolu'da yayılmak istediğimiz zaman belki irtibat bürosu olarak farklı. Çünkü şehirlerden çok ciddi şekilde talep var bize. Burada işte temsilciliğinizi yapalım, biz de katkı yapalım. Tabii biz bunların da bir çalışması içerisindeyiz açıkçası. Önümüzdeki dönemde eğer devam edersek, yani ben devam edersem tabii böyle bir yayılmacı politika izleyeceğiz inşallah. Şimdi Türkiye'de yeterince dernek var, kuruluşlar var ama bir fazla itekleri. Ben sanayi ve ticaret odalarından bugüne kadar ömrümde hiçbir şey görmedim. TOB'tan da görmedim, TÜSİAD'dan da görmedim. Büyük ihtimalle kayıtlı değilim ama MÜSİAD'dan da görmedim. Yani bir yerde oturup akşamları bir şey oynayan,
ya da işte birbirine bulaş birlikte yaşam süren mi, yoksa o gücün STK dediğimiz sivil toplum kuruluşu gibi gücü gösteren bir şey mi? Çünkü üzüldüğümüz o aidatlarını ödediğimiz, mecbur kalarak ödediğimiz, ben yıllarca ticaret odasına para ödüyorum ciromuzdan, karımızdan. Daha yerini bile bilmiyorum. Arasanız zaten hiçbir canlı yok. Hatta senin de en büyük engelin. Bir tane ticaretçiliği yapsan günlerce bekliyorsun. Şimdi bu güzel bir kuruluş kurmuşsunuz. Hani ben sizi ticari sohbetle yapıyorum. Evet, evet. Sorgulama gibi değil. Estağfurullah. Yani bu yerinizde diğerlerine farkınız ne bu STK'lardan? İşte. Çok doğru bir noktaya değindiniz. İşte farkımız bu aslında. Çünkü biz birbirimize çok yakın pozisyon alıyoruz. Sürekli görüşme halindeyiz. Çok büyük bir yapı olmadığımız için birbirimize ulaşmamız daha kolay oluyor. Ve sektörel gelişmeleri komisyonlarımız var bizim. 7 tane komisyonumuz var. Ve her sektörün temsilcisi olarak arkadaşımızdan her ayın sonunda bir rapor istiyoruz. Ve bunlar işte biraz önce bahsettiğim gibi tekstil komisyonu, plastik komisyonu, işte demir ve demirdaşı metaller, gıda komisyonu, işte değerli metaller komisyonu. Bu komisyonlardan biz ay sonu raporlar istiyoruz. Ve sürekli bağlantı halindeyiz. Herhangi bir işte bu ara mesela siz biliyorsunuz bayağı düzenlemeler çıkıyor. Her gün bir karar açıklanıyor. Her gün yeni bir teşvikler var. Bunlarla ilgili hem genel olarak bir normal şartlarda hem kamuyla ilgili görüşmelerimizde hem bankalarla ilgili görüşmelerimizde bir güç birliği oluşturuyoruz. Ve daha güçlü bir şekilde karşılarına çıkıyoruz. Ama tamamıyla iletişim halinde olup daha çabuk sorunlara yönelen ve daha çabuk cevap alabilen bir yapı içerisindeyiz biz. Peki gücünüzü gösterebiliyor musunuz? Bugüne kadar sizi dinleyen oldu mu bu ülkede? Yani esnaf, sanatkarlar, işte toplar zaten başkanları falan da hep aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Sizin seçiminiz muhakkak oluyordur siz de başkanınız ama bu gücünüzün bu 70 tane sanayici, iş adamı, tüccar, her türlü kişi ne yapıyor yani? Evet. Bu baskıyı, baskı demeyeyim ama faydanız ne gördünüz ülkenin menfaatine? Evet, biz tabii bu zaman zaman özellikle de bu Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla, Ticaret Bakanlığı'yla olan gelişmelerde bizden de görüş istiyorlar zaman çok zaman. Güzel. Evet, bizi de çağırıyorlar. Çünkü biz biraz önce de bahsettiğim gibi hakikaten hem üçüncü kuşak işletmeleri sahibi olan ama hem de kendini çok iyi yetiştirilmiş, kendi alanlarında en iyi olan ve bizzat da en önemlisi işin başında olan insanlardan oluştuğu için hakikaten sektörlerde karşılaşabilen ilk sorunları biz yaşıyoruz. Yani bu işte deyim yerindeyse eli taşın altında olanlar biz olduğumuz için aslında biz tam reel sektörüz. Tam küçük ve orta ölçekli işletmelerin olduğu bir topluluk. Dolayısıyla da biz aslında doğru adresiz. Ama tabii biraz daha fazla aslında bizim katkımız olması lazım. Tabii işte biz önümüzdeki dönem için bunlara çalışıyoruz. Bizim daha fazla değerlendirilmemiz lazım. Çünkü biz çok sahadayız. Yani bugün işte ben özellikle kendimden biraz bahsedeyim. Ben bugün 5.30-6 gibi fabrikada oluyorum. İşte hem güncel gelişmeleri takip ediyoruz hem işletmedeki bazı sıkıntılar var. İşte sizle biraz sonra konuşacağız. Yani Türkiye ekonomisiyle alakalı işte bugün son birkaç yıldır yaşadığımız ciddi sıkıntılar var. İşte bugün KOBİ'lere baktığınız zaman şu an bir işletme sermayesi sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Özellikle de bu Ekim-Kasım-Aralık aylarında bugün kur kaynaklı özellikle de TL'deki değer kaybıyla alakalı hakikaten işletme sermayelerinde çok ciddi şekilde bozulmalar var. İçeride zaten bir nakit sıkışıklığıyla karşı karşıyaydık yılın sonunda. Bugün Ocak-Şubat'a baktığımız zaman ben işte çeşitli yerlerde bunları söylüyorum. Yani bugün Ocak-Şubat son 15-20 yılın en düşük rakamlarını yaptık. Yani hem ciro anlamında hem üretim anlamında çok düşük rakamlar. Yani geçen seneyle kıyasladığımız zaman %40 ile %50 arasında bugün hem cirolarda hem de üretim anlamında bize bağlı bulunduğumuz sektörlerde aldığım bilgiler de olsa azalmalar var. Yani bunları tabii üst üste koyduğunuz zaman hakikaten zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Yani hem ekonomik olarak bir zorlu sürecin içerisindeyiz. Tabii KOBİ olarak düşünüyorum ben bunu. Dolayısıyla hani bunların yapılandırılması, önümüzdeki sürecin değerlendirilmesi, işte bankalarla işte oturup konuşulması, işte sizin de bildiğiniz gibi bugün bir kredi garanti fonu mevzusu var. Yani bu hakikaten çok büyük bir ihtiyaç şu an. Biz can suyu olarak nitelendiriyorduk. Bu işte Şubat'ın 15'inde açıklanmıştı. Bir 60 milyar TL gibi bir rakamdı. Fakat bugün dönüp baktığımızda hala bankalardan bunun kaynağının ayrılmadığını ve biz bununla ilgili herhangi bir daha bir aksiyon alamadık. Yani faiz oranlarına dönüp baktığınız zaman kredi garanti fonunun güya biraz daha piyasa faizlerinden aşağı olması gerekirken bugün biz rakamlara bakıyoruz. TLRF artı 1. 24 aya kadar artı %1 banka komisyonu artı %35 işte kredi garanti fonunun komisyonu bugün zaten topladığımız zaman 16-17'ye geliyor. Bir de değişken ucuz faizi.
Özel bankalarla 16-17 ile buluyorsanız ucuz. Özel bankalarla kıyasladığımız zaman doğru. Ama zaten bugün kamu bankası... %17'yi kazanıyor musun ki ucuzunu bile verebilecek? Doğru söylüyor. Yani siz de tabii reel sektörün çok içerisindesiniz. Yani dediğim gibi hakikaten zaten %17'ler bile çok yüksek rakamlar. Özellikle de dünya piyasalarına, dünya pazarlarına baktığımız zaman. Ama normal bizim mevcut konjonktür içerisinde baktığımız zaman evet hakikaten uygun rakamlar. Ama kamu bankalarında zaten eğer sizin bilançonuz iyiyse bugün aynı oranlardan rakam kullanabiliyorsunuz. Yani bizim beklentilerimizin haricinde bir şey oldu. Yani aslında biz de biraz daha istişaren de olsaydık belki biraz daha uygun kredi koşullarıyla belki işte bu değişken faizli olmayıp da bizim özellikle de beklediğimiz sabit faizliydi. İşte ne bileyim biz 50 bin lira ya da 100 bin lira kullandığımız zaman bunun %10'u nakit olarak alabiliyorsunuz. Gerisi karta yükleniyor. Zaten bugün reel sektöre baktığınız zaman bizim bu kredileri kullanmamızın sebebi ya geçmiş yapılandırmayla alakalı ödenemeyen borçlarla alakalı bizim bunu kullanacaktık. Ya da işte personelle ödeyeceğimiz borçlar var. Ya da işte piyasaya olan borçlarımızla alakalı kullanacaktık. Fakat %90'ının karta yüklenmesi sadece yeni alışverişlere de size bir imkan sağlamış oldu. Dolayısıyla da hani tabii bunlar bir çerçeve çizdiğimiz için hani genel itibariyle dönüp baktığımız zaman biraz daha bana kalırsa reel sektörle daha hakikaten işin içerisinde olan insanlarla biraz daha istişare yapılması lazım. Ve bu kararların biraz daha sektörlere yönelik, işletmelere yönelik, belki farklı sektörlere yönelik alınması daha olumlu, daha verimli olacak diye düşünüyorum açıkçası. İçimiz daralıyor. Siz sanayicisiniz. O tekrar ekonomik şeylere geleceğim. O zaten kapanışa doğru uzun gideceğiz. Şimdi üye sayınız 70. Bu sıkıntıları görüyorsunuz. Bütün üyeleriniz olmayanlar da görüyor. Neden sayınızı İstanbul'da yüz binlerce sanayici iş adamı varken 70'te tutuyorsunuz ki bu gücü kullanmak istemiyorsunuz? Evet. Efendim evet o zaten bizim temel bir şeyimiz. Biz, çünkü bizim kendi derneğimiz içerisinde de böyle talepler var. Ama tabii şöyle de bir şey var. Biraz önce de bahsettiğim gibi hakikaten işte siz de biliyorsunuz. Bugün işte bazı yapılarda işte İstanbul Ticaret Odası olsun, işte TOP olsun. Çok büyük ve geniş kapsamlı olmasına rağmen bugün oralarda bile hakikaten işleri yürüten çok az sayıda insanla yürüyor. Ama onlar sizin gibi serbest değiller. Onlar seçilerek değil atanarak geldikleri için... Elbette. Beklenti ve mekanizma oraya uygun olduğu için bu gücü kullanmıyor. Siz öyle değilsiniz. Siz bir STK ve bağımsızsınız. Evet. Ülkenin menfaatini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Çalışanların menfaatini, şirketlerinizin ayakta kalmasını istiyorsunuz. O yüzden sizin bakış açınızla onlar aynı değil. Onlar kanun zoruyla... aidat toplayan sizde öyle bir kesinlikle öyle bir zorunluluk yok. Tabii dediğim gibi yani biz sadece biraz bu süreçte aslında bayağı da bir süre oldu. Bu süreçte işte biraz daha dikkatli olup işte hakikaten derneğe bir faydası olan aynı zamanda da kendi işinde geçmişi temiz olan, işini iyi yapan, aynı zamanda da eğitim anlamında da kendisini iyi yetiştirmiş insanları tercih ediyoruz. Burada biraz olayı daraltmış olduk aslında. Ama önümüzdeki süreçte sizin de dediğiniz gibi eğer hakikaten biz bu işleri bir yerde ses getirmek gerekiyorsa sizin de dediğiniz gibi biraz daha üye sayısının arttırılması gerekiyor. Bununla ilgili aslında çalışmalarımız var. Şu an önümüzdeki dönem için biraz daha esnek davranıp biraz daha üye sayısını arttırmak için çalışacağız. Bunu da sizden peki, üye sayınızı arttırdınız. Anlattıklarınız her sanayicinin, tüccarın yaşadığı esasında efendi bir şekilde yaşadığını anlatıyor. Ama acı arka tarafta son 3-5 senedir ekonomik sıkıntı, faizler, döviz hareketleri. Şimdi üstüne kaymaklı kadayıf Suriye'den sonra Ukrayna ne olacağı bellisiz, nereye gitti bellisiz. Ne olacak bu ekonominin sıkıntısı? İşte bugün enflasyon dün açıklandı %105. O da bir şey, bilmiyorum sizin de yorumlarınız vardır. %105 sanayici, tüketim %56'larda. Yani üretilen bir malın fiyatı artarken onu ham maddede mamule çevirine niye düşüyor? Zaten çok insanın da itibar ettiği rakamlar olmuyor ama ne yapacaksınız sanayici, tüccar, iş adamı olarak? Evet efendim tabii bu şu an hakikaten temel sorunlarımızdan bir tanesi enflasyon. Yani bugün işte özellikle de 2021'in ikinci yarısından itibaren hakikaten Eylül ve Ekim'den sonra çok ciddi şekilde bozulmalar oldu. Yani bugün enflasyon baktığımız zaman... Dünya piyasalarıyla kıyasladığım zaman çok ciddi şekilde artmış mı? Evet, küresel anlamda da bir enflasyondan söz ediyoruz. Evet, bugün Almanya'da da üretici enflasyonu %30. Belki Amerika'da da işte tüketici enflasyonu %5. Fakat gelinen nokta itibariyle işte biraz önce de sizle konuştuk. Yani oradaki ekonomik diğer rakamlarla kişi başına olan milli gelirler çok farklı. Ve oradaki işte ne bileyim
birkaç ürünle düşündüğünüz zaman biz çok farklı ayrışıyoruz. Dolayısıyla da bizim bugün tabii reel sektör olarak, üretici ve sanayici olarak en büyük sorunumuz enflasyon nedir? Biz fiyat belirlemede çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle de bugün ham maddeyi yurt dışından yabancı para cinsinden alan işletmeler için ve özellikle de içeriye TL satan işletmeler için Ekim, Kasım, Aralık ayı çok ciddi şekilde sıkıntılı geçti. Yani bilançolarda inanılmaz derecede bozulmalar söz konusu oldu. Yani bugün işte bugün 18'leri gördük bir hafta içerisinde. 12'den 16'lar oldu. Bugün geçen sene bu zamanlara baktığımız zaman 7,5 liraydı. Şu an yine 14 lira civarında gidiyor. Yani hakikaten fiyat belirlemede tamam evet bir pandemi yaşadık. Yani bir pandemi çıkışı oldu. İşte navlun fiyatları çok yükseldi. Siz bu konunun uzmanısınız. İşte konteyner fiyatları çok yükseldi. Ama bizde de maalesef bazı içeride de sıkıntılar oldu. Yani işte bir faiz düşürme süreci, işte bazı maliye ve işte para politikayla alakalı o alınması gereken kararlar belki alınmadı. Dolayısıyla da içerideki enflasyon oranı bizi otomatik şekilde çok ciddi şekilde etkiledi. Ve bugün dönüp baktığımız zaman işte sizin de bahsettiğiniz gibi %105 gibi üretici enflasyonu bugün enerji maliyetleri. Biz evet, daha şu an büyük soracağım evet, hocam. Şu an enerji elektrik ve gaz. Yani biz son birkaç ayda bütün üyelerle konuştum. Herkese 3 katı normal bulunduğu elektrik faturasından 3 katı geldi. Doğalgaz keza öyle geldi. Yani zaten bugün sanayiciye baktığınız zaman kar marjları emin olun üreticide bile %8'ler civarındaydı. Yani siz de bunu zaten elektrik ve doğalgaz zammıyla bunu biz almış olduk. Zaten işletme sermayeleri pandemi sebebiyle çok ciddi şekilde sıkıntılıydı. Yani insanlar dönmekte zorlanıyordu. Bugün ham maddeyi biz geçen sene ben hesaplıyorum 30 bin dolar karşılığı işte 200 bin lira ediyordu. Bugün 30 bin dolar karşılığı 600 bin lira ediyor. 500 yani yakıt mesela bugün 18'i geçmiş. Motorin. Hepimizin arabaları var. Sahada dolaşıyorlar. Biz, bindiğimiz araba önüm değildi. Arabaların, ham madde arabaların nakliyeyi size şöyle söyleyeyim. Biz Mersin'den ham madde getiriyoruz. Ekim-Kasım aylarında 6 bin liraya getiriyorduk. 26 ton çuvallı bir malı, tırı. Şu an 11 bin artık HDV istiyorlar. Yani hakikaten şu an bir fiyatlama mekanizması. Ucuza getirtiyorsunuz. Çünkü dönüş yükü olduğu için. Olabilir. Yani Mersin'de Mersin'den İstanbul'a 11 bine getiriyorsun. Ucuza getiriyorsun. Gidiş daha pahalı. Kesinlikle öyledir ama şimdi dönüp baktığınız zaman bunları fiyatlamaya koyduğunuz zaman maalesef nihai ürüne siz bunları yansıtamıyorsunuz. Yani nihai ürüne siz bunları yansıtmak zorunda kalsanız emin olun hiç piyasada satış yapamazsınız. Zaten şu an normal şartlarda organize olan işletmelerde bir de kayıt dışı ile uğraşıyoruz. Yani bugün bizim üretim iznimiz var, çalışanlarımız kayıt altında ama bir de dışarıya baktığınız zaman yan taraftan hiç kayıt dışı olmayan rakiplerin her şey rakipler ama aynı piyasaya satıyoruz. Yani bir de onlarla uğraşıyoruz. Yani dolayısıyla hakikaten zor dönemlerden geçiyoruz. Yani emin olun evet. Sermayeler zaten azaldı. Çoğu şirketler teknik iflas denen kesinlikle. Zaten Türk toplumu uzun yıllar geçmişten 20 30 50 senedir hep sermaye yapıyor. Çünkü bizde değişkenlikler çok fazla. Irak savaşı çıkıyor. Duruyorsun. Zaten ekonomide psikoloji realiteden daha tehlikeli. Doğru. Psikoloji gibi. Bugün gelirken gazetede gördüm. Yurt içi yerleşiklerin 1.4 milyar daha döviz mevduatı artmış. Yani hala bakın insanlar bozdurmak yerine döviz alıyorlar. Şimdi psikoloji bozulunca o kalkış inişler zannediyorsunuz ki geçici gibi. Esasında kalıcı oluyor. İşte ne bileyim ufacık bir olayda bir S-400 hareketinde bile aylarca konuşunca döviz hareketleri gidiyor. Geri çekiliyorsunuz, üretim yapmıyorsunuz. Ne bileyim yatırım yapmıyorsunuz. Şimdi peş peşe Eylül, Ekim, Kasım kötü gitti. Faizler yukarı gitti ki Türk Libor'u artı bir ucuz bile. Şu andaki piyasanın 56-100 olduğunu görürseniz %30-35'ler bedava faiz. Ama %35 kazanıyorsun. Asgari ücret inanılmaz arttı. Helal hoş olsun az bile. Çoğu kimseye tatmin etmiyor, etmemesi lazım. Geleceği nasıl görüyorsun? İşte size Mart da geldi. Biz bu sene şöyle umudumuz vardı. Ukrayna, Rusya çok fazla turist gelecek. İnşallah gelir. Bana göre de gelsin. Gelmeli, biz de turizmle de uğraşıyoruz. Yani uç daha aşağı mı gidiyor? Açılarak ekonomi daha mı iyiye gidiyor? Durmuş Bey, maalesef tabii şu an gelinen nokta itibariyle bizim de pozisyonumuz itibariyle önümüz biraz daha zorlu geçecek gibi görünüyor. Çünkü dediğiniz gibi yani bu enflasyonun şu anki gelişmelere baktığımız zaman işte gıda tarafı özellikle de bugün tamam 55'ler açıklanıyor ama gıda enflasyonu 65. Üretici tarafına bakıyorsunuz çok yüksek.
aylık bazda hızında bir azalma olmasına rağmen ama yıllık bazda çok ciddi rakamlara gelmiş durumda. Hem tüketicide hem üreticide. Ama önümüzdeki döneme baktığımız zaman biz mesela gıdanın içerisindeyiz. Bugün Ukrayna ile Rusya krizi, bugün buğday. Bugün çok ciddi şekilde bir buğday ithalatçısıyız. Özellikle de Rusya ve Ukrayna'dan. Bugün buğdayın vadeli işlemler... 6 milyon ton ithal ediyoruz ama Türkiye'de bu sene tarım gübre verilemediği için... Sulamaların iyi olmadı. Çoğu kimse ekmedi. Mesela ben 2500 dönüm yer vardı, ekmedim. Bıraktım yani, ektiğin zaman çıkmadığı için. Şimdi onun da bir etkisi olursa ekmenin, yağmur mevsimden bu 10 milyon tona gelir şimdi. 10 milyon ton açığı vardı, bunu bulmak mesela. Buğday fiyatı dün itibariyle tavan yapmış. Kesinlikle. $506 ton fiyatı. Sağ olsun devlet yine TMO üzerinden sübvanse ediyor ama nereye kadar? Yani TMO'nun kaynakları da limitsiz değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kaynakları limitsiz değil. Petrol 105 dolara geldi. Kullanmayanın haklarını kullananlara petrol, benzin veriliyor. Evet, TL olarak pahalı, dünya fiyatına göre de ucuz. 2,5 euro, 2 euro yerine 1 euro da gidiyor. 1 euro'nun da biraz üzerinde ama. Şimdi kanal daralıyor. Bu ne yapacak? Siz şimdi STK'nın bir kulübün, bir 70 tane sanayici iş adam başısınız. Allah kolaylık versin. Bir umut görüyor musunuz? Evet, yani kısa vadede açıkçası enflasyon anlamında yani piyasaların genel bakışı açısında çok fazla bir umut göremiyoruz açıkçası. Piyasalardaki bazı ürünlerde maalesef işte sizin de biraz önce tek tek bahsettiğiniz gibi işte hem petrol fiyatları olsun, petrol fiyatlarıyla alakalı olsun, hem gıda fiyatlarıyla alakalı olsun. Bugün geçen hafta sizin de bahsettiğiniz TMO 300, geçen ay 350 dolardan mal almıştı. İçeriden ithalat izniyle. Bugün 450 dolardan aldı. 100 dolar. 506 dolar da gördüm. 450-500 dolarlardan aldı. Dolayısıyla da bunları üst üste koyduğunuz zaman hakikaten önümüzdeki dönem yani bu 2022'nin sonuna kadar özellikle gıda fiyatları ve enerji maliyetleri olmak üzere artış devam edecek gibi görünüyor. Bizim tabii içeride yapmamız gereken ihracat biraz tabii bizi ayakta tutuyor. İhracatta bir gelişme var hakikaten. Bugün işte 230 milyar dolarları konuşuyoruz. Evet, orada da iyiyiz ama yine de eksiyiz çünkü dönüp baktığınız zaman bugün 2008-2010 yıllarındaki miktar bazıyla hemen hemen aynı yapıyoruz. Dolayısıyla da orada da bir katma değerli ürün üretimi yani ihracatında biraz sıkıntılarımız var. Yani bizim tamamıyla önümüzdeki dönemi iyi bir analiz edip, iyi ürünlerle, piyasaya iyi bir bakış açısıyla bütün jeopolitik gelişmeleri değerlendirerek farklı pozisyonlar almamız lazım. Ben evet ihracat çok önemli. Hakikaten ihracat yapmamız lazım ama iş piyasayı da ayakta tutmamız lazım. Ukrayna ihracat etkiler mi? Etkileyebilir. Şöyle, bizim yaklaşık olarak 1.3 milyar dolar gibi bir ihracatımız var Ukrayna'ya ama ithalatımız orada da fazla. Yani hem Rusya ve Ukrayna. Yani Ukrayna'nın savaş psikolojisi Rusya'yı etkiledi. Rusya'ya bağlı CIS country dediğimiz devletler. Kesinlikle. Avrupa oradan titremeye başladı. Kesinlikle etkileyecektir. Biraz önce siz psikolojiden bahsettiniz. Bu savaş psikolojisi zaten şu an rakamlara ve iptallere, sipariş iptallerini de konuşuyor sektörler. Benim de bizde de üye var bir tane, tekstil işiyle uğraşıyor. Onun da Almanya ihracatı vardı. Şu an için durdurdular. Yani içerideki talepte Avrupa bazında da maalesef bizim en çok ihracat yaptığımız pazar olmasına rağmen önümüzdeki de dönemde orada da bir mutlaka aşağı yönlü bir ivmelenme olacaktır. Bizim burada yapmamız gereken içeriği biraz destekleyip kişilerin satın alma gücünü düzeltip enflasyonla alakalı bu hakikaten enflasyonu belli bir çizgiye oturtup artık fiyatlama mekanizmasının bir yatay seyre girmesi lazım. Bu işte ancak işte TL'nin dolar karşısındaki biraz yatay seyrine bağlı. Evet, evet. O son zamanlarda evet. Sevindirici evet. Maliye Bakanımız o gün yapılanlar hükümetimizin, devletimizin o stable hale geldi. 13-14 bazı o büyük bir artı geliyor. Avantaj, kesinlikle öyle. O bizim bir avantajımız olarak görünüyor. Burada tutmamız lazım. Çünkü ekstra bir yükü, yani şu an o Ekim, Kasım, Aralık'ta yaşadığımız o volatiliteyi şu an yaşamamamız lazım. Çünkü hakikaten volatilite şu an çok yüksek. Dediğim gibi ihracatta da önümüze bir engel çıkarsa, hakikaten önümüzdeki dönemde cari açığımızı çok olumsuz şekilde etkileyebilir. Peki bu güzel anlatımlar içimiz daralmasın. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Biz de inanıyoruz. Belki savaşın etkisi bir artı bile olabilir. Onları gördük. Ayrıca biz geçmişte yüksek enflasyonlarla büyüdük. Türkiye'nin özelliği öyleydi. 1960'da, 70'li, 80'li, 2000'e kadar öyleydi. Ama bir disiplin vardı. Ya da Türkiye belki küçüktü. Küçük rakamlarla dönüyordu. Şimdi 809 milyar dolar dünya ilk G20'de bulunan bir ülke. Biraz da artık daha dinamik oluyor. Bu dinamiği de korumak lazım. Şimdi tekrar sizin bu kulübe girerken kendi yaptığınız 5 tane şirketiniz var. Evet. Değişik sektör. İçinde tarım da var. Evet.
İnşallah bugün üzülmüşsünüzdür. Tarım Bakanı gitti ama yenisi geldi. Tarım Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Siz tarıma yönelik iş yapıyorsunuz. Evet, evet efendim. Bizim tabii yağlı tohum üzerine uzmanlığımız. Yurt dışından ithalat ağırlıklı ihracat da yapıyoruz. Hem Orta Doğu'ya transit ticaret yapıyoruz. Orta Doğu pazarına. Susam ağırlıklı temel ürünümüz. Susam yaklaşık yılda 20-25 bin ton susam getiriyoruz Türkiye'ye yurt dışından. Türkiye'de üretilmiyor mu? Onu anlatayım. Türkiye'de susam yaklaşık olarak kıyı bölgelerinde bugün Harran'dan işte Antalya, Manavgat, Fethiye'ye kadar 20 bin ton civarında bir üretim var Türkiye'nin. Türkiye'nin toplam evet, 20 bin ton. 20 bin ton civarında. Yaklaşık tüketimi de 150 bin ton falan civarında. Çünkü biz en fazla işte unlu mamullerde işte tahin ve helvanın ana ham maddesi olarak kullanıyoruz. Geçen sene 2021 yılında 220 bin ton kadar ithalat yaptık. Tabii bunun içerisinde biraz da biraz önce bahsettiğim transit ticaret de var. Yani işte bugün oradan alıp Türkiye Kuzey Irak'a. 150 bin ton evet, mu? Yaklaşık 150-160 bin ton civarında oluşuyor. Kalan kısmında çevremizdeki ülkelere transit ticaret anlamında oluyor bu ticaret. Genelde zaten 3. dünya ülkelerinden geliyor. İşte Nijerya, Etiyopya, Sudan, Burkina Faso. Neden Türkiye üretmiyor? Yani verimli mi değil, katma değeri mi yok, üretilmesi zor mu, tropik bir bitki midir? Aynen öyle. Tropikal bir iklime sahip. Aslında çok kıyı şeritlerinde üretiliyor. Tabii çok büyük bir alana sahip değiliz o anlamda, iklim anlamında. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Maalesef toplanması ve ekilmesinde çok ciddi şekilde zorluklar var. Ve dolayısıyla da hani burada iş gücü anlamında baktığınız zaman bir de susam da borsası olduğu için günlük fiyatı belirlendiği için bir sene para edip işte bir sene para etmemesinden dolayı çiftçi çok fazla tercih etmiyor. Veya işte susam ektiğiniz zaman yılda ancak bir ürün ekebiliyorsunuz toprağınıza. Bugün işte çiftçi en azından buğday ekiyor. Ondan sonraki dönemde arkasında mısır ekebiliyor. Bu bir takım bu sebeplerle alakalı olarak susam üretimi çok düşük ülkemizde. Sadece Fethiye bölgesinde çok özel bir susam çıkıyor. Dünyanın en iyi susamı o. Yağlılık ve lezzet anlamında. Onu da Japonlar sezonun başında gelip komple tarladan alıp kendi ülkelerine götürüyor. Onlardan helva yapıyor. Onlar helva yapmıyor ama orada yağ sektörü özellikle de Uzak Doğu susamı bizim nasıl ayçiçek yağı bizde çok fazla yaygınsa orada sadece susam yağı kullanılıyor. Kullanım için yani. Tabii Türkiye'de yani. De kullanılıyor mu susam yağı? Kullanılıyor evlerde. Ama tabii fiyatları çok yüksek olduğu için daha çok bizde bu kremlerde özellikle cilt için çünkü susamın çok ciddi şekilde yararları var. Yani hem vücut anlamında bugün tahin dediğiniz zaman işte özellikle de pandemide bu çok şey. Tahin susamın ham %100 ham maddesi tabii ki. Yani sıkıldıktan sonra değerim. Hatay bölgesine falan. Yollarda, sokaklarda tayinciler taze susam sıkıp doğru. Geliyor. Kesinlikle doğru. Çok da vücuda faydalı olan bir ürün. Dolayısıyla da pandemi döneminden sonra iyice de arttı. Talep iyice de arttı aslında. Dönüp baktığınız zaman ama işte koronaya mı karşı susam? Kesinlikle tayin. Kesinlikle vücudun anti işte bu şey dediğimiz biraz daha vücudun direncini arttıran ürün olarak nitelendiriliyor. Hakikaten protein anlamından çok zengin. İçerisindeki demir ve metaller çok zengin. Dolayısıyla da bayağı tercih ediyor. Tavsiye ediyor musunuz kesinlikle. Bu üreticisi olarak? Yani susam içilmeli mi, yenmeli mi? Kesinlikle ya da tahini, özellikle hani susam belki biraz... Simitle beraber. Onu zaten çok tüketiyoruz ama tabii susam şöyle bir alerjen de ürün diğer zaman. Hani belki mide rahatsızlığı olanlar için bazı şeyler olabilir ama tahin olarak tüketilmesinde özellikle de sade... Tahin pekmez. Sadece tahin olarak üretilmesini tavsiye ediyoruz. Pekmez tabii işin içine girince tadı güzel oluyor ama tabii şeker biraz yüklenmesi oluyor. Dolayısıyla da hani tahini günde bir kaşık eğer yani aç karnı aldığınız zaman içerideki bütün organlarındaki herhangi bir yara bir şekilde onun iyileştirildiği söyleniyor. İzleyicilerimize, seyircilerimize de tıbbi olarak, sağlık olarak tavsiye. Şimdi Nijerya dediniz ve Afrika ülkeleri. Türkiye'de topraklar... Yani yeterli değil, belki de diğer ürünlere gerekli olduğu için. Neden mesela gidip de oralarda 10 bin, 5 bin dönüm boş arsalar, araziler kiralayıp da ekmiyorsunuz? Aslında şöyle, bunları deneyenler oldu Durmuş Bey daha önce. Özellikle de Etiyopya bölgesinde işte bazı bölgelerde deneyenler oldu. Fakat tabii oradaki siz de çok iyi bilirsiniz dışarıda yatırımlarınız var. Maalesef oralarda tabii biraz sistem olarak yani hükümet sistemi olarak, anayasa olarak sıkıntılar var. Yani bugün güvenlik yok. Güvenlik yok, aynen. Hiçbir kural yok. Kanun, kitap yok, anayasa yok. Aynen, tamamıyla aşiret düzeni olduğu için maalesef oradaki hem üretim can esnası, güvenliği olmadığı için de
üstüne gidemiyorsunuz. Aynen, kesinlikle nakliye sektörü çok şey durumda, çökmüş durumda. Yani siz bugün malınızı bir yere yüklüyorsunuz, ondan sonra unutuyorsunuz. Mal limana bir ay sonra ulaşıyor, o da iyi niyetliyse birisi. İşte güvenlik veriyorsunuz, silahlı adamlar götürüyor falan, bir takım gelişmeler var. Yani dolayısıyla da o çok bizim açımızdan feasible olmadı. Bu denendi çünkü, biz de denedik bir zamanda. Ama şu an şöyle yatırımları var ülkenin, bizim de var. Mesela şu an biz Çat'ta bir yatırım yapıyoruz. Orada bir eleme tesisi kurduk ve oradan... Yine mi Susam olarak? Susam olarak, evet. Orada Susam olarak eleme tesisi kurduk. Orada o yakın bölgeden, yani bu yetiştirilen bölgeye yakın bir bölgede bunu eleyip hem Türkiye pazarına hem de Avrupa pazarına oradan iyi elenmiş olarak uygun ürünler tedarik ediyoruz. Böyle birkaç tane bizim ülkemizde yatırımlar var, Etiyopya'da, Sudan'da, ama ekme anlamında değil, eleme ve paketleme anlamında sadece yatırım yapıyoruz. Susam dışında neler yapıyordunuz? 5 tane değişik sektörlerde biz, saydınız. Yine bu bahsettiğimiz şirketle alakalı olarak bakliyat ve işte biraz önce bahsettiğim işte mercimek, pirinç, bunların da yine pazarlamasını. Üretim, ithalat veya ithalat pazarlamasını yapıyoruz tamamıyla büyük şirketler aracılığıyla. Bir tanesinde dedim işte Susam ve tayin imalatı yapıyoruz, onu içeriye iç pazara yönelik olarak. Bir şirketimiz turizm ve gıda. Helva olarak mı yapıyorsunuz? Helva yapmıyoruz. Susam ve tayin. Simitlik neydi? Susam. İsmi? Tarihi Galata Susam ve Tayin Fabrikası. Biraz uzun oldu. Tarihi Galata Susam. O zaman siz Galata'da bir bölgede aynı zamanda sıkıp... Eskiden Galata'daymış. Yolda giderken alabiliyorsun o zaman, öyle mi algılıyorum? Evet. Yoksa fabrikanız mı tarihi Galata'nın içerisinde? Evet, fabrika şöyle. Bundan da biz üçüncü kuşağız. Bir dönem ara vermiş bizimkiler ama bundan iki kuşak öncesi evet Galata bölgesinde bir yapılanmamız varmış. Helva ve tahin üzerine. Biz sonra tabii şu an iki telli de üretim yapıyoruz. O bölgelerde üretim tabii ki şu an söz konusu. Hayır, orada satıyor musunuz? Yani? Yok, şu an satış yerimiz yok. Fabrika satış mağazamız var sadece iki telli de. Oradan satış yapıyoruz. Bir şirketimiz gıda üzerine bir ufak pastanemiz var. Turizmle de uğraşıyoruz aynı zamanda. Bir şirketimiz halkla ilişkiler, yine reklam üzerine. 4-5 şirketle işte hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki son 5 dakikamız kaldığı için tarımla alakalı iş yaptığınıza göre Türkiye tarımını anlatır mısınız? Yani tabii, artıları var, eksileri var. Evet. Mesela 25 milyon ton buğday üretiyoruz. Hani seyircilerimiz yanlış anlamasın. 5 milyon ton ithal ediyoruz. Yani 20 milyon tonu da üretebiliyoruz. Türkiye bence iyi bir kuşakta enlem ve boylamda. Ben dünyayı az çok tanıdığım için... Türkiye tarımda bir Hollanda'yı 5 kere geçebilir. Konya kadar olan bir Hollanda devasa bir üretim ve satış yapıyor. Bizim Türkiye'de tarımda nedir sıkıntımız? Evet, tabii siz de işte Hollanda örneği çok iyi bir örnek. Tabii orada bir marka yaratılmış maalesef. Oralarda çok iyi bir marka süreci yaşanmış. Diğer taraftan orada bir liman yaratılmış. İşte Amsterdam Limanı, bugün bu tarım ürünlerinin ticareti oradan dönüyor. Yani insanlar buradan Rotterdam, alıp Rotterdam Limanı'ndan. Evet. Bizde şöyle tabii, biz özellikle de 90'a kadar aslında tarımda çok daha iyiydik. Yani bugün işte yeşil mercimekte olsun, kırmızı mercimekte olsun, nohutta, fasulyede... Net ihracatçıydık. Fakat ondan sonra tabii tarımda özellikle de hem alanların biraz daha daralması, parçalı olması, hem maalesef biraz bizim çiftçimizin işte bu özellikle de biz biraz önce bahsettiğimiz enflasyon ortamında yaşayıp işte bu mazot olsun, gübre olsun, bir takım girdi maliyetlerindeki çok ciddi şekilde yükseklik. Bu ürünlerin artık dünya pazarlarında günlük fiyatlarının belirlenmesi, işte bir yıl para edip diğer yıl para etmemesi, maalesef bunları üst üste koyduğunuz zaman bugün tarım anlamında çok iyi pozisyonda olduğumuz söylenemez. Tabii ki kendimize yetecek kadar pozisyonumuz var ama eskiden çok ciddi şekilde ihracatçıydık. Biz bugün Kanada'ya yeşil mercimekle kırmızı mercimeğin tohumunu götüren biziz. Bugün Kanada'dan kırmızı ve yeşil mercimek ithalatı yapıyoruz yeri geldiği zaman, yani bazı zamanlarda. Dolayısıyla da işte bugün buğday, evet 20 milyon ton üretiyoruz ama kaliteli buğdayı işte Rusya'dan alıyoruz. Durum buğdayı dediğimiz, özellikle de makarna ihracatı. Bisküvi de kullanıyoruz. Evet, bunları ihracat yaptığımız ürünleri. Demek ki biraz verimliliğimizde ve biraz stratejimizde, biraz işte bu tarım kredi kooperatiflerinin daha yaygın olarak, daha o zaman tabii daha eskiden çiftçilere daha iyi eğitimler verilip, daha üzerinde uzmanlaşıp o konular daha irdeleniyordu. Şu an o konularda biraz geri kaldık gibi duruyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani köylü, çiftçiyi köy hayatından şehir hayatına götürmek büyük bir hata. Yani bunun bilinçli yapılmadı. Kesinlikle. Bu bir yerin değil. Bu Türk sisteminin kendiliğinden oluşan. Ben geçen hafta tarımla alakalı bir sera projesi var. OSB ve ısıtması tamamen jeotermal olan Denizli'de bir şey yapacağım. O yüzden İzmir'den Denizli'ye kadar gittiğimde çok üzüldüm. Milattan sonra 3. 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda bütün orada da sponsor olduğum birkaç tane
antik yere. Hep dağlarda yapmışlar ama şimdi dağlar ovanın neredeyse yarısını bile kaplamış. Konutlar, yollar, işler, AVM'ler. Birincisi arazilerimizi bence çok kötü kullandık. Tabiatı çok kötü, sularımızı kullandık. Bir de şimdi dünyanın ısınmasıyla. Yazık olmuş o güzelim ovalara ve bir de miras sistemiyle çok parçalı yere getirdik. Evet. İşte bende 2500 dönüm var, tek parça. Ama yan tarafa bakıyorsun 10 dönüme 5 tane kardeşin yeri kesin var. Traktör bile dönmüyor evet aslında. Aynen. Bugün Avrupa'da, Amerika'daki traktörler 3000-5000 dönüm sürüyor ve verimlilik oluyor sulaması. Burada 10 dönüme 5 dönüme su da götüremiyorsun. Tabiattan ne çıkarsa kaderine orada gidiyor. Peki bu siz tarımın çok içindesiniz ve çok da büyük bir operasyon yapıyorsunuz. Bir çıkış görüyor musunuz? Hani fiziksel, tabii, insani mesela. Yani bir çıkışta daralımız yok da daha iyi nasıl gideriz, nasıl veririz? Daha iyi işte biraz önce bahsettiğim gibi hakikaten bizim özellikle liseden itibaren bu okullarda hakikaten bu tarımın önemi eskiden çok anlatılırdı. Yani bunlara yönelik belki bir insan kaynağını yetiştirmemiz lazım. Belki işte sizin de çok üzerinde durduğunuz şehirleşmenin daha önlenip belki oralardaki insanlara bazı imkanların, olanakların götürülüp orada kalmasının sağlanması. İşte tarım arazilerinin bir bütün şeklinde değerlendirilmesi. Bugün atılda duran, hiçbir şekilde işlenmeyen de çok ciddi şekilde topraklarımız var. Bunların belki ekonomiye kazandırılması, işte bazı hakikaten burada yatırım yapmak isteyen insanlara, doğru ve düzgün hakikaten bu işin içerisinde olan insanlara bu toprakların kiralanması belirli bir süre, burada iyi bir tarımın yapılması, verimli bir tarımın yapılması ve kaliteli tarımın yapılması en önemlisi. İşte organik pazar dediğimiz bugün dünyada çok ciddi şekilde karşılık buluyor. Buna biraz daha yatırım yapılması belki önümüzdeki dönemde bizim hakikaten kurtarıcımız bile olacaktır. Çünkü eğer hakikaten bu coğrafyaya baktığımız zaman, bu jeopolitik gelişmelere baktığımız zaman önümüzdeki dönemde gıdanın payı çok ciddi şekilde artacak gibi duruyor. Buna hakikaten hazırlıklı olmamız lazım. Öyle duruyor yani şu an görüntü. Yani biz köylülük kötü bir şey değil, çiftçilik de kötü bir şey değil. Çiftçilikten, köylülükten modern yaşama doğru insana kaydırdık. Özellikle ziraat fakültesi yerine iş geliştirme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, finans gibi. Sen biraz önce gelirken köprüde geçtiğimde bir kurye konvoyu vardı. Biraz hayıflandım yani. Artık üniversite talebeleri kuryecilik yapıyor. Evet. Ki 8.9 milyona yakın üniversite talebesi var. 3 milyon yıllık üniversite öğrencisi giriyor. Ya da geçen hafta İstanbul'da ünlü bir AVM'ye gittiğimde her taraf güvenlik. Ama bir hafta önce gittiğim yurt dışındaki bir AVM'ye girdim. Hiç güvenlik yoktu. Düşünün. Bu bence güvensiz olduğumuzdan değil, istihdam edecek kanal kalmayınca insanları kurye, motokurye yaparak, motosiklet üniversite mezunları, öbürlerini de güvenlikçi yapıp yapıyoruz. Bence sanayi ve tarımda tutsak, ya ofiste 51 evra 35 kişi imzalatmak yerine bir kişi de imzalayabilir. Yani masa arkası insan sayımızı çok artırıyoruz. Kesinlikle. Bence o şehirleri boşaltıp hem de bu sorunları da gidermek lazım. Güvenlik açısından, sevgi açısından. Mutsuz bir kere 27. 57. katta oturan bir yerine köydeki güzel taş evinde oturması daha modern. Kesinlikle. Gaza ihtiyaç yok. Ben tarımın canlanarak gideceğini, aynı zamanda sanayinin gideceğini, ticaretin gideceğine eminim. Süremiz dolduğuna göre son söyleyeceğini söylerseniz kapatacağım. Size doyum olmadı ama sağ olun. Başka zaman başka program. Sağ olun. Yani tabii sözünüz ki bizim beklentimiz bu ülkenin bir insanı olarak, vatandaş olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin milli menfaatine gerektiriyorsa, refahını nasıl şekilde artıracak biz onun için hazırız ve onun için de çalışacağız her zaman. Bütün kulübü üyelerinize sevgiler, saygılar. İnşallah istediklerinden daha iyi olurlar. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sevgilice bu haftaki programımız da bitiyor. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner'le konuştuk. Çok değerli bilgiler aldık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.